Ritüel bozuldu derken şimdi çırak ustasını geçmezse meslek ölürmüş. Bu sene tarih Kırkpınar güreşlerinde geçmiş senelerde altın kemer kazanmış, baş bela olmuş arkadaşlarımız, ben de dahil hepimiz gençlere yenildik. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde 2004, 2007, 2008 ve 2016 yıllarının baş pehlivanı Recep Kara, son organizasyonda genç pehlivanların ustalarını yendiğini belirtip, bunun mesleğin devamı açısından çok olumlu olduğunu söyledi. Ben 17 sene önce o Kırkpınar'da tam ilk baş pehlivanlığı aldım. Cumhuriyet tarihinin en genç baş pehlivanı unvanını elde ettik. Ve Ahmet Taşçı gibi bir ustadan almıştım. O anki duygu bambaşkaydı tabii. Ben aynı şeyleri genç kardeşlerimiz de hissettiğine inanıyorum. Büyük ustalarını yenip o bayrağı devraldıkları için. Bunlar güzel duygu ya. Bunlar yaşanması lazım. Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen Kel Ali Çopeylivan'ı anma yağlı güreşlerinde açıklamada bulunan Recep Kara, yeni yetişen güreşçilerin başarılı sonuçlar almaya başladığını belirterek, çırak ustasını geçmezse meslek ölürmüş. Bu sene 661. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde geçmiş senelerde altın kemer kazanmış, baş pehlivan olmuş arkadaşlarımız, ben de dahil hepimiz gençlere yenildik diye konuştu. Bu güzel bir olay çünkü biz 20'li yaşlarda büyük ustalarımızı yenerek bu unvanı elde etmiştik. Bizden küçük çocuklar, genç kardeşlerimiz, baş pehlivan kardeşlerimiz de ustalarını yenecek ki meslek ölmesin. O yüzden ben bu sene Cengizhan Şimşek kardeşimiz sürpriz oldu ama aslanlar gibi çıktı. Kıran kırana güreş yaptı ve baş pehlivanlığı hak etti. İkinci olan Mustafa Taş, üçüncü olan kardeşlerimiz hepsi birer pırlanta gibi baş pehlivan kardeşlerimiz. Gelecek adına umutluyum ben. Eğer ustaları birinci olsaydı üzülürdüm. Gerçekten mesleğim adına üzülürdüm. Çünkü yani biz 40 yaşına geldik artık. 40 yaşındaki bir pehlivan gidip orada baş pehlivan olursa gençlere yazıklar olsun yani. Ama o yüzden genç kardeşlerimiz pehlivanlığın hakkını verdiler. 25 yaşında aslanlar gibi çıkıp iki tane baba yiğit finale kaldılar. Ustalarını yenerek. Bu da Kırkpınar için, yağlı güreşim için güzel bir olay. Atasporumuz bu ülkede seviliyor, gerçekten değer veriliyor. Bugün burada İpsala güreşlerindeyiz. Bütün soydaşlarımız, Batı Trakya'daki soydaşlarımızın birçoğu tribünleri doldurdu. Sevdikleri için buraya geliyorlar. Biz de inşallah atasporuna layık bir şekilde gittiğimiz yerlerde bu güreşimizi icra ediyoruz. Ta Nisan ayında başladı sezonumuz. Ekim ayının sonuna kadar devam ediyor. 6 ay dile kolay. Biz de çok yıprandık, çok yorulduk. Baş pehlivan arkadaşlarımızın birçoğu sakattır. Sakat sakat güreşlere çıkıyorlar inanın. Ama bu atasporunu yaşatmamız gerekiyor. Hep birlikte davulcusuyla, yağcısıyla, hakemiyle, baş pehlivanıyla, seyircisiyle, güreş ağasıyla biz bir bütünüz. İnşallah atasporumuz daha iyi yerlerde göreceğiz yani. 2023'te Allah ömür verirse biz ben Kırkpınar'a her geldiğim sene kürsü gayesiyle gelirim ben. Ha, yenilirsin o ayrı konu ama hep yani çıkayım da bir peşref çekeyim, güreşeyim, aman sende demedim hiç. Demem de. O yüzden Recep Kara sahaya çıktığı zaman her zaman kürsüye adaydır. Genç bir kardeşimiz çıkar yener. Bu pehlivanlıktır, olur. Ama her çıktığım zaman önümüzdeki yılda Allah ömür verirse kürsü hedefiyle çıkacağım, geleceğim yani.